Gergin bir hava olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yaklaşık 10 dakika önce de ikinci duruşmanın 12. celsesi de sona erdi. Yarın da devam edecek kaldığı yerden. Gergindi çünkü şöyle, İlhan Tatar Mahfuz Tatar'ın kardeşiydi ve Mahfuz Tatar cinayetiyle yargılanıyor Ayhan Bora Kaplan. Ve İlhan Tatar mahkeme kürsüsüne çıktığında şikayetini yineledi ve şikayetini yinelerken de sert bir üslubu vardı, oldukça sinirliydi. Ayhan Bora Kaplan'ın da buna itirazı vardı. Hatta sorular da biraz da şu yönde oldu, İlhan Tatar'a yönlendirilen sorular. İfadesinin ya da şikayetinin emniyet mensuplarının baskısı altında olup olmadığı özellikle soruldu ya da bir müdahale oldu mu diye soruldu ama İlhan Tatar ısrarla şikayetini yineleyerek abisinin ölümünden Ayhan Bora Kaplan'ı sorumlu tuttu. Biraz önce senin de ekrana verdiğin diyalog yaşandı ve o diyalog yaşandığında Bora Kaplan Süleyman Soylu'nun adının geçmesinin hemen ardından, yani o ithamın hemen ardından bir savunmaya geçti ve İlhan Tatar'a dönerek devlet büyükleri hakkında böyle konuşma diyerek hem kendini hem Süleyman Soylu'yu savundu ve düzgün konuş dedi İlhan Tatar'a. İlhan Tatar da bunun üzerine şikayetini yineledi, beyanını bitirdi ve mahkeme salonundan ayrıldı. Bugün mahkeme kürsüsüne çıkan tek müşteki İlhan Tatar'dı, yani tek şikayetçi oydu. Onun dışında bir şikayetçi ya da bir tanık yoktu. Bunlar olmadığı için de İlhan Tatar'ın hemen ardından sanıkların tahliye taleplerine geçildi. Sanık tahliye taleplerinin ikincisi de Ayhan Bora Kaplan'ın oldu. Tahliye talebini dile getirmek için mikrofonu eline aldığında önce beyanda bulunacağını söyledi mahkeme başkanına. Çünkü mahkeme başkanına da eleştirileri vardı. Bugün aslında biraz daha özgüvenliydi Bora Kaplan. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta ikinci duruşmanın 10. celsesinde hatırlarsınız Bora Kaplan salondan atılmıştı. Çünkü ilk gününde oldukça gergindi. Kendisine yöneltilen suçlamalar vardı. Ama duruşma ilerledikçe biraz da şöyle bir rüzgar esmeye başladı. Sanıklar, tanıklar ve müştekillerin bazıları ifadelerini emniyet mensuplarının baskısı altında, organize şubedeki müdürlerin baskısı altında aldıklarını söyleyince Bora Kaplan aslında durumdan biraz daha memnun olmaya ve rahatlamaya başladı. Bugün de beyanından hemen önce mahkeme başkanına şunu söyledi. Siz beni konuşturmadınız, siz bana sormam gereken soruları sordurmadınız. Özellikle Erkan Doğan'a soru yöneltmek istiyordu. Zaten Erkan Doğan'a soru yöneltirken salondan atılmıştı. Ancak sorusunu yöneltirken de söz hakkı alarak soru yöneltmiyordu, sataşarak yapıyordu. Bu sebeple de düzeni bozduğu gerekçesiyle atılmıştı mahkeme salonundan. Bugün de beyanında şunu söyledi, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi ve o çok tartışılan bir fotoğraf vardı. 15 Temmuz gecesi TRT önünde çekilen fotoğraf. Elindeki silahları nereden bulduğu da sorulmuştu ilk duruşmada, davanın ilk duruşmasında ve bu yanıtı, bunun cevabını burada veremem demişti. Bugün yine o fotoğraftan konuşuldu, yine o fotoğraftan bahsetti ve o gece o fotoğraf karesine girdiği için pişmanlığını dile getirdi. Ama bugün yine olsa, yine 15 Temmuz gecesi yaşansa yine çıkardım dedi. FETÖ'cüler ülkeyi ele geçirse beni idam ederlerdi dedi. Ve şunu da dile getirdi. Bu da başka bir ayrıntı aslında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili. 15 Temmuz gecesi elindeki silahlar ve o fotoğraf karesinden dolayı çok tartışılmıştı. Silahları nereden bulduğu, kayıp silahlar mı oldu? Ve bu tartışma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kadar uzanmıştı. Bora Kaplan da dedi ki 15 Temmuz gecesi o fotoğraftan dolayı Süleyman Soylu da, yani benim orada olmamdan dolayı Süleyman Soylu da rahatsız oluyor. Çünkü benim onun adamı olduğum yazıldı medyada, defalarca yazıldı. Ama evet, bugün bir daha olsa bir daha çıkardım dedi. Beyanları bu şekildeydi. Sonra da tahliyesini talep etti. Suçsuzum dedi. Suçsuz tahliyemi talep ediyorum ve tahliye edileceğime de inanıyorum dedi. Adalete inancımı yitirmedim dedi. Bu şekilde de beyanlarını dile getirdikten sonra diğer sanıkların ifadelerine, beyanlarına geçildi. Şimdi sen şimdi az önce söyledin. Hani böyle gittikçe daha rahat ve hani tırnak içinde özgüveni yüksek bir Ayhan Bora Kaplan görüyoruz. Bugün mesela Yıldıray Oğur yazmış ve ilk duruşmada kendisine yöneltilen iddiaları kumpas diyerek reddetmesine ve mahkeme başkanına bir tanem demesine işaret etmiş yazıda. Şimdi mahkeme başkanıyla konuşurken Ayhan Bora Kaplan bir tanem diyebiliyor. Herkesin aklına eminim İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı yayında işte sunucu Mehmet Akif Ersoy'a da bir tanem dediğini hatırlayacaklardır. Bilemiyoruz yani aralarındaki yakınlığa mı yormak lazım bu dil birliğini de, ama işte mesela bir tanem orada bir örnek. İlknur, sen de az önce söyledin. O rahatlık, o özgüven kendisini nasıl gösteriyor? Biraz orayı açalım mı?
Aslında şöyle, mesela ikinci duruşmanın ilk celsesinde, 10. celsesinde biraz önce de söylemiştim, mahkeme salonundan atılmıştı. Yani gerginlik o kadar tırmanmıştı ve o kadar sinirlenmişti. Hatta mahkeme başkanı dün görülen celsede de Ayhan Bora Kaplan'ın mikrofonunun kapatılmasını istemişti. Çünkü mikrofonu eline almıştı ve hem mahkeme başkanına hem de tanıklara oldukça ses yükseltmişti. İtirazları vardı. Özellikle organize şube müdürlerinin... tanıkların ve müştekilerin ifadelerine müdahalede bulunduğunuz tanıklara ve müştekilere söyletmeye çalışıyordu. Bu yönde bir baskı kuruyordu. O yüzden mahkeme başkanı da mikrofonun kapatılmasını söylemişti. Israrla, çünkü bu her tanığa ve müştekiye bu soruyu yöneltiyordu. O ilk günlerdeki gerginlik yerini biraz daha rahatlamaya aslında şu yüzden bırakmış olabilir. Bazı tanıklar ve bazı müştekiler ifadelerinin baskı altında aldığını doğruladılar. Örneğin dün kürsüye çıkan bir tanık Gökhan Yücel, yanlış hatırlamıyorsam Gökhan Yücel, Semih Arslan'ın intiharına şahitlik ettiğini söylemişti. Bu yönde bir ifade vermişti emniyette. Ancak mahkeme kürsüsüne çıktığında şunu söyledi Gökhan Yücel. Benim ifademi emniyet mensupları yazdı. İfademi ben yazmadım, ben vermedim. Emniyette verdiğim beyanlarım gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Şimdi bu yönde beyanlar gelince mahkeme kürsüsünde doğal olarak da Ayhan Bora Kaplan'ın da hal ve hareketlerinde biraz daha rahatlık görünüyor. Örneğin duruşmaya ara verildiğinde ayağa kalktığında seyirci tribününde oturanlara el sallıyor, gülümseyerek çevreye bakıyor, avukatlara laf atıyor, bizlere el sallıyor mesela. Seyirci kürsüsünde oturanlara sesleniyor, orada seyirci tribününde oturanlar Bora Kaplan'a sesleniyor ve gülücükler saçıyor, kahkaha atıyor. Yani rahat tavırları kendini aslında biraz da bu şekilde gösteriyor diyebilirim. Bir örnek daha vermek istiyorum. Dün mesela Cemalettin isimli bir şikayetçi, dün ona Sekbis'le bağlanıldı duruşma salonundan. Kendisi de verdiği ifadenin Erkan Yıldırım'dan şikayetçiydi, firari sanık Erkan Yıldırım'dan. Ancak emniyetten, organize şubeden Gökhan isimli bir komiserin kendisine geldiğini, cezaevine geldiğini ve şunu söylediğini söyledi dün duruşmada. Ayhan Bora ve Muhammed Kaplan hakkında bir şeyler biliyorsan söyle, biliyorsundur ifadene ekle. Eklersen senin için iyi olur. Yani organize şubeden gelen müdürlerin bu şekilde kendisine direktif verdiğini söyledi. Hatta bunu söyledikten hemen sonra duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi. Hem Bora Kaplan hem de diğer sanıklar alkışlamaya başladılar, ayağa kalktılar. Bora Kaplan adamsın kardeşim diyerek o tanığın ifadelerini destekledi. Şimdi böyle olunca da bugün de bu rahat tavırlarla karşılaşılması ya da mahkeme başkanına dönerek bir tanem demesi ve bunu dedikten sonra da gülerek düzeltmesi, kusura bakmayın özür dilerim dediğinde de bunu gülerek düzeltmesi de aslında çok da anormal bir durum değil. Çünkü dosyanın seyri de kendisinin beklediği yönde ilerliyor diyebiliriz. İknur Yamli, teşekkürler. Çok dikkat çekici notlar, ayrıntılardı. Şimdi